Sultanım. Hazır mısınız? Toparlandınız mı? Hayır hünkârım. Niçin? Acele etmelisiniz. Biz karar aldık hünkârım. Bütün harem ahalisi gitmiyoruz. Buradayız. Sizin yanınızdayız. Sultanım. Harp başladı. Asker Rumeli'den çekiliyor. Belki yakında bu şehir de düşer. Sizin olmadığınız yerde biz de yaşamayız. Sizin yaşamadığınız yerde biz de olmayız hünkârım. Lüzumluysa hepimiz birer silah alacağız. Düşmana karşı harp edeceğiz. Biz sizin hareminiziz. Başkası yakışmaz. Sultanım. Hamiyetlisiniz. Güçlüsünüz, dirayetlisiniz. Sadakatiniz başım üstüne. Lakin hem sizi feda edemem... hem de Abid Efendi daha çok küçük. Gerekirse onu yollarım hünkârım. Ama ben burada sizinleyim, sizin yanınızdayım. Ben sizin hünkârınız mıyım? Dünyada kimsenin hünkârı olmasanız da... benim hünkârımsınız. Sultanımsınız. O halde hünkârınız olarak emrediyorum. Eşyalarınızı toplayın ve buradan gidin. Emrimdir. Gidin. Askerler görmesin. Lakin buldum bir yerden. Çalışır mı bilmem. Ben hallederim. Çalıştırırım mutlaka. Bu da bizim gibi yaşlanmış. Lakin güçlüdür. Bunun attığı mermi karşısında kimse duramaz. Aynı sizin gibi. Her yerde anlatacağım bu tavrınızı. İşitenler cesaretlenecek. Siz bu milletin cesaretisiniz. En karanlık vakitte cesaretinizle nice sefer aydınlattınız milletin yolunu. Eyvallah evladım. Eyvallah. Vakit gelir, eskirirsin, paslanırsın, parçaların kırılır, sonra biri gelir alır seni, yeniler, tertemiz yapar, cilalar. Lakin yeni misin? Ne dersiniz sultanım? Biz de paslarımızı atarsak gençleşir miyiz? Siz her daim 18 yaşındasınız hünkârım. Aynı devletimiz gibi. Gel evladım. Gel bakalım. Ah evladım. Sen git. Sonra kavuşacağız. Tamam mı? Biliyorum gelmeyeceksin. Söz veriyorum oğlum, geleceğim. Biliyorum gelmeyeceksin.
öleceksin. Nereden biliyor musun? Hep çıkacakmış. Sen kahramansın. Kahramanlar sevişir. Sen de sevişecekmişsin. Annem söyledi. Sen kahramanlar gibi düşünmüşsün. Ben senin yanında kalacağım, kahraman olacağım. Korkma evladım. Artık gitmemiz gerek. Yunan topçusunun ateşi şehri vuruyor. Gelsinler. Gelsinler. Gelsinler, biz buradayız. Ateş olsalar göğsümüzde söndürürüz. Sel olsalar önlerinde set oluruz. Gelsinler. İkimiz de birbirimizi biliyoruz. Siz gençtiniz, bense bahtsızlıklar yaşamış bir adam. Müsaade var mı? Paşa. Buyurun. Hala diğeri de siz değil mi? Ben de. O halde beni iyice hatırladınız. Gördüğüm yüzleri unutmam Bay Kasel. Üzerinden zaman geçmiş olsa bile. O halde size olan dostluğumu ve yaptığım yardımı da unutmadınız. Belki de hayatımı size borçlu olduğumu unutmuyorum. O zaman size yardım etmiştim, şimdi de yardım edeceğim. Hem size hem Osmanlı'ya. Nasıl bir yardım? Buraya gelmeden önce paşalarınız sizlere bana dair, şu anda sahip olduğum mali imkanlara dair bilgileri sunmuştur. Osmanlı'ya yatırım yapmak istiyorum. Sizin yapmak istediğiniz mali hamlelerde elinizi rahatlatmak için. Buna memnun oluruz. Şimdi kurmam gereken bir şirket ve yapmam gereken bazı işler var. Eğer arzu ederseniz daha bol bir vakitte size yapmak istediklerimi anlatabilirim. Peki Bay Kasel. Bir gün yemeğe davet etmek isteriz sizi. Memnuniyetle. Müsaadenizle. Nedir o hünkârım? Gelin benimle paşa. Vaktiyle amcam Sultan Abdülaziz bir irki gerçekleştirmiş. Avusturya, Macaristan, Fransa ve İngiltere'ye bir seyahat tertip etmişti. O seyahatte yanında biraderi Murat Efendi ve ben de vardım. O gezi Avrupa'yı yakından görmek, oradaki dünyaya dair bir malumat kazanmak için çok faydalı oldu. Payitahtta şehzade bırakmak her türlü tertibe gebedir hünkâr.
Bu gezi sırasında bir para bastırıldı paşa. Bir yüzünde amcam, diğer yüzünde kraliçenin resmi olan. Bir hatıra parası. Sonra da gizlice bana bu parayı yolladılar. Bir yüzünde sizin gençliğiniz, diğer yüzünde de kraliçenin resmi var. Bu bir mesajdı paşa. Parayla birlikte bir buluşma yeri ve saat bilgisi göndermişlerdi. Yani parayla seni sultan yapacağız diyorlardı. Toplantıya katıldınız mı? Katıldım paşa. Eğer padişah olduğumda Filistin'den, Rumeli'den, Akdeniz'deki adalardan, Şark'taki bazı yerlerden vazgeçersem amcamı tahttan indirip beni sultan yapacaklarını söylediler. Bay Kassel de o heyetin içindeydi. Siz asla böyle bir teklifi kabul etmezsiniz hünkâr. Etmedim. Bunun üzerine oradan çıkışta beni öldürmek için adamlar yolladılar. Bay Kassel kurulan tuzağı bana söyledi. Farklı yerden çıktım ve hayatımı kurtarmış oldu. Kassel'i oradan tanıyorum. Sizin hayatınızı kurtarıyor. Bunca zaman sonra çıkıp geliyor. Belli ki niyeti kötü değil hünkâr. Göreceğiz paşa. Göreceğiz. Sendekileri de aldınız mı? Harekat bitti. Çıkıyoruz. Yürü. Önünüzde işim yok. Efendim? Buradaki ofisinizi de Londra'dakini aratmayacak şekilde hazırlattım efendim. Güzel. Çok güzel. Kral Edward. İmparator Wilhelm.
yatırımlarınızı destekleyen iki büyük imparator. Sizin büyük gücünüz. Demek benim büyük gücüm. Aa, bilmiyordum, hatırlattın General Ivolgin. Ne dersin? Bundan sonra sana General Ivolgin diyebilir mi? Şeref duyuyorum efendim. Dostoyevski'nin Budalası'nı okumadığım besbelli. Oradaki palavracı bir karakterdir. Tıpkı senin gibi. Hadi işine başla. İngiliz, İtalyan, Rus ve Osmanlı parası. Neden beni ikaz etmiyorsun? Az daha ellerimi yıkamadan paralara dokunacaktım. Tamam, sen çıkabilirsin. Bu toprakların zayıf karnı. Sultanı tahtından indirecek, devleti yok edecek yegane kudret. Sen bana bu topraklardaki hakimiyeti sağlayacaksın. Şimdi birdenbire bu adam niçin çıkıp geldi Tahsin Paşa? Bilemiyorum hünkârım. Lakin iyi tarafından bakacak olursak maliyemiz iyi vaziyette. Küçük de olsa ecnebi yatırımcılar memlekete para getiriyor. Bay Kassel de bir tüccar olarak fırsat görmüş olmalı. Lakin kötü tarafından bakacak olursak tam düşmanımıza alt edip gönderdiğimiz bir vakitte Bay Kassel'i karşımızda buluyoruz. Ahmet Nuri Efendi Heckler'ın peşindeydi. Havadis var mı? Henüz yok hünkâr. Lakin o işini bilir. Elbette bilir. Elbette. Tahsin Paşa. Hazırlanın. Dışarı çıkıyoruz. Yanınıza iki asker alın. Emredersiniz hünkâr. Talat. Bundan emin misin? Başının çaresine bakar artık. Ben bu işe daha fazla bulaşmak İstemiyorum. Artık doğru yolda mıyız? Emin değilim. Kimin için iş tutuyoruz biz Manyas? Ha? Kime hizmet ediyoruz? Bu geminin dümeni bizde falan değil. Ben kani oldum artık. Peki. Öyleyse gemiler onların olsun. Biz köyüne bir sandalla yolumuzda gideriz. Kendi yolumuza. Izdırapla, acıyla,
kanla bu yolu yürürüz. Ama unutma ki kardeşim, oraya vardığımızda bizi elinde çiçekle karşılayacak olan şey hürriyettir, sevinçtir, refahtır. Çünkü bu acıların hiçbirisi boşuna çekilmedi. Şimdi yolumuzdan geri mi döneceğiz? Payitahta gidelim. Başeğmeden baş kaldıralım. Hürriyet savaşı sadece inananlarla kazanılır. Kendi menfaati için yaşayanlarla değil. Talat. Ahmet Paşa ile irtibata geçelim. O da sen ben gibi. Emeli sağlam. Devlet aşığı. Ecnebi maşalarıyla da artık iş tutmayız. Kendi yolumuzda yürürüz. Kirlenmeden ve kirletmeden. Kirlenmeden ve kirletmeden. Bay Hekler gelmedi mi? Onun vazifesi artık burada bitti. Son işini de yaptı ve gitti. Londra'ya. Hackler bize bir paşa hediye etti giderken. Sarayın içinde. Malumat alabileceğimiz biri. Kimmiş o? Emniyet için adı. Şu an bizde kalmalı. Biz kardeş değil miydik? Öyle, öyle. Yalnız bu paşanın adı ne kadar çok kişi tarafından bilinirse o kadar fazla risk taşır. Peki Hackler giderken ne yapacağımızı, gücümüzü nasıl kazanacağımızı söylemedi mi? Oyuna tekrar gireceğiz. Merak etmeyin. Payitahta ünlü banker Ernst Castle geldi. Ona kendimizi ispat etmeli. Onun gücünü yanımıza çekmeliyiz. İşte bu sebeple ben ve Karaso payitahta gidiyoruz. Siz de Fernandes'in yerine kim gelecekse yemin sürecini bir an evvel başlatın. Salih Sultan tertibi bizim yaptığımızı nasıl anladı acaba? Zehirlendiğine inanmış görünüyordu. İyi ki gelip benimle konuştu. Yoksa vaziyeti babama nasıl açıklardım hiç bilmiyorum. O kadar abartılacak bir şey yapmadık. Canına kastetmedik neticede. Bu kadarı fazlaydı Ali'ye. Ben bu defa fazla ileri gittim. Pes mi edeceksin yani? Razı mı geleceksin sarayda kalmasına? Canı pahasına babama sadık kalmayı tercih etti. Belki de burada sarayda kalması onun için en hayırlısıdır. Gelip seni açıkça tehdit etti. Şimdi durursan korktuğunu zannedecek. Tehdidine boyun mu eğeceksin? Boyun eğdiğim için değil. Saliha Sultan'a hak verdiğim için duracağım. Hani onu buradan gönderene kadar durmayacaktın? Gitmesi için elinden geleni yapacaktın. Annenin geri dönmesini istemiyor musun yoksa? Elbette istiyorum. Lakin artık ne yapabiliriz ki? Yapacak ne kaldı Ali'ye? Birlikte düşünüp buluruz bir şeyler. Pes etme lütfen. Ben her zaman senin yanında olacağım. Yeter artık Ali'ye. Naime'ye iyilik tavsiye edeceğine hala onu kışkırtıyorsun. Ben sadece ona destek olmak istemiştim. Senin yaptığın aralarında nifak tohumu ekmek. Zehirli fikirlerini kendine sakla. Senin de sonunda gerçeği görebilmene sevindim Naime. Saliha Sultan'a bundan böyle daha iyi davranacağını ümit ediyorum. Bu olanlardan sonra Saliha Sultan Naime ablama iyi davranmayacak. Ben onun zarar görmesini istemiyorum. Senin neyi, kim için istediğin konusunda şüphelerim var Ali'ye. Yanlış yapıyorsun. Üstelik yaptığın yanlışa Naime'yi de ortak etmeye çalışıyorsun. O yüzden sus artık. Saliha Sultan'la iyi geçinmen babanı da mutlu edecektir. En azından bunu düşün.
Naime Sultan'a ondan korkmadığımı, bundan sonra yapacağı her hareketin karşılığını alacağını söyledim. O ne cevap verdi sultanım? Hiç. Tek kelime bile etmedi. Böyle bir muameleyi beklemiyordu anlaşılan. Şaşırdığı her halinden belliydi. Elbette şaşırmıştır. Sizden böyle bir tepki görmeye alışık değil. Lakin sultanım, üzülerek belirtmek isterim ki bu söylediklerinizin Naime Sultan üzerinde herhangi bir etkisinin olacağını hiç düşünmüyorum. Kendisi bilir Emsal Kalfa. Daha fazla altın alacak değilim. Bundan sonra buradayım. Hünkârımızın yanından ayrılmayacağım. O da eninde sonunda bunu kabullenecektir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne buyurmuştunuz? Biz değil, devlet buyuruyor. Emredin. Selimiye kışlasında askerlerin üstü başı perişan. Maksadımız şudur. Siz kumaş verseniz, askerler üşümese. Tabii bütün kumaşlar anca yetecek. Bir emir değil, yanlış anlamayın. Biraz bekleyin. Bunun içinde para var evlatlarım. Bu da dükkanın anahtarı. Değil mi ki devletimizin askeri üşüyormuş? İyi olsun bize. Haberimiz yokmuş. Bütün param bu. Dükkandaki kumaşlar da helal olsun. Hamallıkla yaptım ben bunların hepsini. Tekrar çalışır, tekrar yaparım. Lakin üşüyen bir askerin devlete karşı hissettiği emniyetsizlik hissi telafi edilemez. Alın. Hepsini alın. Beyim kapatıyoruz. Mal kalmadı. Bütün malınızı devlete verdiniz. Varisiniz mi yoktur? Ömrünüzün süresi mi doluyor? Efendi. Bırakacak varisim de var. Sıhhatim de yerinde çok şükür. Lakin sıkıldım. Bu iki asker de bedelini ödediler. Satıyorum dükkanı. İşittik demin. Hünkârım. Bütün paranızı ve malınızı devlete verdiniz. Niçin yalan söylediniz? Devletin zafiyetini yabancı kimseler bilmesin diye hünkârım. Gördünüz mü Tahsin Paşa? Böyle haysiyetli insanlar olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez evvelallah. Elhamdülillah. İsmet Efendi. Devletin askerin omzuna verecek paltosu da var. Sobasında yakacak odunu da. Paranızı kasanıza koyunuz. Anahtarı da cebinize. İyi de hünkârım. Bu iki asker... Biz bir karar arifesindeyiz İsmet Efendi. Bu kararı vermeden evvel halk bizim yanımızda mıdır diye görmeye geldik. Hünkârım. Siz değil misiniz sırat-ı müstakim üzere olan? Siz değil misiniz mazlumların tek merciği? Biz sizi sevdik. Neden bilir misiniz? Fransa'da Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden tiyatro temsilini yasak ettiğiniz için sizi sevdik. Zalimlere karşı dimdik durduğunuz için sizi sevdik. Demir yolu yaptınız bu milletin refahı için. Sizi sevdik. Çünkü bildik ki gözünüzü kırpmadınız. Göz bebeğim dediğiniz devletiniz karanlıkta kalmasın diye. Her daim yanınızdayız hünkârım. Bu çarşıyı gezin, aksini söyleyecek çıkmaz. Çıkmaz hünkârım. Eyvallah İsmet Efendi. Eyvallah. Geldi. Bir şey gelmedi. Geldi. Ablacığım. Ya
geldi. Abla şu kolonyayı şöyle bir... Valide. Daha iyisiniz inşallah. Ne iyisi ulan? Görmüyor musun? Kadının ahı gitmiş, vahı kalmış. Hala oradan iyisin, iyisin. Yani şimdilik ablacığım. Toparlayacaksın inşallah. Sen şu kolonyayı bir böyle kokla. Gel ablacığım. Misafiriniz geldi efendim. Hah, gelsin kızım, gelsin. Allah Allah. Kim geldi acaba? Ayşe'yi çağırdım Mahmut. Pek fenayım vallahi. Biri lazım yanıma. Ayşe'yi mi? Ha. Cingöz Ayşe. Ha. Aha. Sabuhalar birdi, iki oldu. Bu her yer lüzumsuz eşya dolu. Saf vallahi saf. Dayıcığım. Yeğenim. Ah teyzem, canım teyzem. Ne oldu sana böyle? Sorma Ayşe'ciğim. Bir felaket geldi başımıza. Gulyabani dadandı hanemize. Canım, hiç olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey ablacığım? Hurafe bunlar, inanma. Sen anlattın ya Mahmut. Kitapta yazıyor dedin ya. Malı mülkü olana dadanır dedin. Aklına girer dedin hani. Canım, benim ne işim olur böyle şeylerle? Hayır, gulyabani diye bir şey vardıysa da... vallahi ablamın aklına girmiş. Tövbe tövbe, evlerden dışarı. Ben en iyisi burada kalayım uzunca bir süre teyzeciğim. Seni bir toparlayalım, akıl selametin yerine gelsin. Bu durumda yanında yardımcı olacak biri olması gerekli. Doğru dedin kızım. Kal vallahi. Kal vallahi, kal, kal, kal kızım. Hatta bence bütün sülalenizi toplayıp hep beraber bu konakta yaşayalım. En iyisi o olacak. Vallahi en iyisi o. Nereye gidiyorsun? Naime'nin yanında söylediklerini yetmedi. Biraz daha mı azarlayacaksın beni? Az bile söyledim. Hak ettin o lafları. Yine de Naime'nin yanında o kadar sert olmana gerek yoktu. Küçük düşürdün beni. Kendini küçük düşüren sensin Aliye. Böyle davranmaya devam edersen de büsbütün rezil edeceksin kendini. Yeter artık. Burada durup bana hakaret etmene müsaade etmeyeceğim. Dur. Stefano'nun yanına gitmeyeceksin. Onunla buluşacağımı da nereden çıkardın? Görüştüğünü inkar mı ediyorsun? Sakın. Sakın yalan söyleme, gördüm sizi. Nasıl? Nasıl hala görüşmeye devam edersin onunla? Ben sana o adamın niyetini, nasıl biri olduğunu anlattım. Dinlemiyor musun sen beni? Senin söylediğin her şeyi yapmak zorunda değilim. Tabii. Git. Stefano'nun söylediğini yap. Onun kuklası ol. Sana ne yaptırmaya çalıştığını görmüyor musun hala? Saliha Sultan'a gönderdiği tatlı gerçekten zehirliydi. Saliha Sultan ölse o zaman sen ne olacaktın? Katil. Katil olacaktın. Ömür boyu zindanlarda çürüyecektin. Bu doğru değil. Doğru. Stefano kendi itiraf etti. Hayır, olamaz. O adam bir hain. Düşman seni de kendi emellerine alet etmeye çalışıyor. Gör artık bunu Aliye. Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun. Beni kıskandığın için yalan söylüyorsun. Seni kıskanmak mı? Stefano beni seviyor. Benimle evlenmek istiyor. Bunun için kıskanıyorsun işte. Aliye, sen ne söylediğinin farkında mısın? Stefano ile aramızı bozmak için uyduruyorsun bunları. Kimse seni sevmiyor. İstemiyor. Stefano seni değil de beni tercih ettiği için kıskanıyorsun. Sen. Aklını kaçırmışsın sen. Bu sana son ihtarım Aliye. Bir daha onunla görüşmeye kalkarsan amcama gidip her şeyi söyleyeceğim. Bir daha bu saraydan dışarı çıkmayacaksın. Bu sıfatsız elimize geçmemek için zehirledi, gebertti kendini.
Rehin alınmamak için ne yaptıklarını biliyoruz da... rehin aldıkları adama ne yaptıklarını bilmiyoruz kumandarım. Nadir Bey ellerinde. Ne yapacağız? Bu kansızların geride adam bırakmadıklarını gördük Osman. Ölü ya da diri alıyorlar adamlarını. Anlaşma için yanaşacaklardır. Anlaşma derken kumandanım? Takas Osman. Takas yapmak isteyecekler. Şeyi mahveden laf. 20 yıl evvel ağzından bu laf çıktı diye bu haldeyiz. Kuralları bilmiyor musunuz? Aynı kandan iki kişiye yer yok bu çatı altında. Ne demek oluyor bu Nadir? Bu yalanı nasıl açıklayacaksın? Şimdi de susuyor musun? Sana diyorum. Yarın şafak vakti birbirinizle düelloya çıkacaksınız. Ölümüne kılıç savuracaksınız. Hayatta kalan burada kalır. Her şeyi mahvettin, her şeyi. Çeneni tutamadın. Ne halt diyeceğiz şimdi? Sırrı açık ettikten sonra susmanın ne faydası var? Konuşsana abi. Benim bu yoldan dönmeye niyetim yok. Gereken neyse yaparım. Eski hesabı kapatacağız abi.
Bay Stefano. Evet. Bu pusula sizin için. Stefano, maalesef seninle buluşmaya gelemeyeceğim. Ablamla münakaşa ettik. Saraydan çıkmama, seninle görüşmeme müsaade etmiyor. Çok üzgünüm. İrtika Edebiyat Mecmuası. Takip ediyor musun? Birkaç kez duydum. Ekseriyetle şiir neşrediyorlar. O sebepten pek bakmadım. Genç kalemler yazıyor. Zihinleri parlak, istikbale dair fikirleri kıymetli gençler. Dikkat çeken biri var mı? Yahya Kemal adında bir genç. O yazdığı günden beri mecmuaya olan rağbet artmış. Buradaki şiirlere bakınca kim hangi fikirde pek anlaşılmıyor ama. Şiirleri burada. Kendi çemberli taşta. Her hafta gençlerle kahvehanede buluşup sohbet ediyorlarmış. İstersen gidelim. Pekala. Evet. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Ablacığım buldum. Ne buldun Mahmut'cığım? Derdinin devasını buldum ablacığım. Hani sana hep anlattığım bir kitap vardı ya, şu gulyabanilerle ilgili. Onun daha da teferruatlısını buldum ablacığım, burada. İşte bu kitapta gulyabanileri nasıl def edebileceğimiz yazıyor ablacığım. Bu, pastırma, hayret. Çatlatma insanı da anlat Mahmut. Ha, şöyle ablacığım, bu kitapta yazdığına göre gulyabanileri def etmenin en iyi yolu, en iyi yolu pastırmaymış ablacığım. Yani gulyabaniler pastırma kokusuna asla yanaşamıyorlarmış ablacığım. Kitapta öyle yazıyor. Ben de bir kitaba bakabilir miyim dayıcığım, neyin nesiymiş? Bakabilirsin de. Senin zihnin el vermez ki bu kitabı anlamaya. Neden dersen, çünkü kitap Latince, Latince. Ha, siz anlıyorsunuz yani. Ben anlıyorum evladım. Hem zihnim el veriyor, hem de Latincem el veriyor. Ha, sen bu Latince'yi nereden öğrendin dayıcım diye soracak olursan, dedelerimizden. Sen bu kadarını bilmeyebilirsin ablacığım ama ben bu kısmını da araştırdım. Bizim dedelerimizin dedesinin 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 soyu... Herodot'a kadar gidiyormuş ablacığım. Ya. Ya orada da mı varmış gulyabani? Var ablacığım. Bu gulyabaniler şu an cihanı sarmış durumda. Tam bir cihan musibeti olmuş durumda. Ve bunları bizim def etmemiz icap ediyor. Bunun da en iyi yolu pastırmaymış abla. Tamam pastırma pahalı bir şey. Bir iki altından feragat edeceksin ama... bu işi şifşak çözecek şey pastırma. Bir iki altın mı? Yani bir düşünsenize. Gulyabani mi dadansın, pastırma mı olsun? Pastırma olsun. O halde, hadi hepimize afiyet olsun. Biliyor musun? Eskiden hiç peşimden ayrılmazdı Ali'ye. Annemden çok benim sözümü dinlerdi. Ne yapsam aynısını yapmaya çalışırdı. Biz ne vakit bu kadar koptuk birbirimizden. Ne vakit bu kadar yabancı olduk. Ben artık Ali'yi tanıyamıyorum bile. Hoş. O da beni tanıyamıyordur. Küçükken düşüp de bir yerini incitecek diye ödüm kopardı.
Hastalandığında, uyuyamadığında sabaha kadar başında beklerdim. Şimdi tokat attım ona. Nasıl yaptım böyle bir şey? Aklını başına getirmek istemiştim. Belki de benim aklım başımda değildir. Allah'ım yardım et. Ne yapacağım ben? Canınızı sıkan bir mesele mi var? Kusura bakmayın, korkutmak istemedim sizi. Yardım istediğinizi duyunca. Yardım edebileceğiniz bir mesele değil. Ailevi bir mesele. Yine de bir ihtiyacınız olursa ben her şeyi yaparım sizin için. Sıkıntınızı gidermek için yani ne gerekiyorsa yaparım. Size karşı hala mahcubum zaten. Elinizdeki yara iyileşti mi? Geçti bile. Keşke benim de sizin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Doğru dürüst teşekkür bile edemedim size. Aslında benim için yapabileceğiniz bir şey var. Nedir? Söyleyin, borçlu kalmak istemem size. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Benimle daha fazla vakit geçirme lütfunu gösterir misiniz? Bir tokat yemediğim kalmıştı. Bıktım artık bunun azarlarından, nasihatlarından. Gözü hep üstünde. Gel. Sultanım, size bir pusula gönderilmiş. Tamam. Çık sen. Aliye Sultan, seni göremediğim için ben de çok üzgünüm. Çok. Gelseydin büyük bir haber verecektim. Naime Sultan bütün parasını kaybetti. Şimdi onu tekrar oynaması için ikna etmelisin. Temelli kavuşacağımız günler yaklaşıyor. Ancak ben o günlere kadar bekleyemem. Seni görmeden duramam. Benim de burada hapis kalmaya niyetim yok. Nasıl daha evvel sarayın dehlizlerinden çıkıp gelmiştin? Yine öyle çıkıp gel bana. Orman yolunda gece bekleyeceğim seni. Mutlaka gel. Ama önce bir vukuat çıkaracağım. Herkes birbirine düşecek. Öyle bir fırtına kopacak ki kimse kurtulamayacak. Çok şükür toparladınız. Renginiz yerine geldi. Gözleriniz ışıl ışıl parlıyor. Saatimi hekimlere borçluyum hünkârım. Lakin gözlerimin parlama nedeni sizsiniz. Çok görüşemesek de varlığımın sizi mutlu etmesine sevindim. Ben buraya gelmeden evvel size öyle hasrettim ki, rüyamda yüzünüzü görsem Rabbime şükrederdim. Şimdi kanlı canlı karşımdasınız. Benimle muhabbetinizi esirgemiyorsunuz. Bu benim hayallerimin de ötesinde. Her vakit azla yetinmeyi bildiniz. Hiç şikayet etmediniz. Her daim sebat ettiniz. Kiminin azı, kiminin çoğudur hünkârım. Varlığınız bana yeter. Yüzünüzü görmesem, sesinizi duymasam da bana bir kez olsun sultanım demeniz bana dünyalara bedel.
Affedin hünkârım, çok konuşarak vazifenizden ediyorum sizi. Lakin sizinle çölde vaha bulmuş biri gibiyim. Zaman mefhumunu yitiriyor. Ben de sizinle sohbet edince biraz da olsa meselelerden uzaklaşıyorum. Bu sebeple size müteşekkirim. Sultanım. Karar verdim paşalar. Bu kararı milletimden aldığım güçle, onlara olan inancımla verdim. İdarecilerin en büyük gücü milletleridir. Onlardan aldıkları güçtür. Milleti arkasında olan bir hükümdarı kimse yıkamaz. İnşallah biz de huzuru hakim kılıp huzur bulacağız. İnşallah. Hünkârım, biz bu kadar belanın ortasındayken ancak ahirette huzur buluruz. Biz de onun için çalışıyoruz ya paşa. Gayretimiz onadır. Gayretimiz ondandır. Huzur da ancak onun emirlerine uymakta, onun yasaklarından kaçmaktadır. Yine de biz bu çivisi çıkmış dünyada bir avuç nizam müdafaacılarıyız. Hak, adalet, nizam bize hak emrettiği için kıymetli. Daha evvel söylemiştim. Memleketin başındaki bu duyunu umumiye belasını def etmemiz şart. Bir vakitler denize düşüp sarıldığımız yılan şimdi kanımızı emmekte. Bizi zehirlemekte. Bu borçlarımızı ödeyip bu belayı başımızdan def etmeliyiz. Siz sayın ki harp çıktı. Siz sayın ki cenge girdik. Siz sayın ki kılıç kınından çıkmıştır. Bu yolda hataya tahammülüm asla olmayacak. İçinizden herhangi biri ihanet etmeye kalkarsa, bundan şüphe edersem onu kapının önüne bırakırım. O sebeple attığınız her adıma, ama her adıma dikkat edeceksiniz. İnşallah. Hünkârım, hayalimiz büyük. Lakin belamız da büyük, derdimiz de. Nasıl def edeceğiz bu duyunu umumiyi? Bir tertibim var paşalar. Evvela borçlarda indirim sağlayacağız. Bu mümkün mü hünkârım? Mümkün olacak. Evvela duyunu umumiye heyetinden bir karar çıkarmalıyız. Nasıl bir karar hünkârım? Paşa, eski devlet tahvillerini toplatıp
yerine yenilerini vermek suretiyle borçlarda indirime gideceğiz. Şimdi devlet tahvillerini yıllar evvel almış kişiler var. Yani devlet bu kişilerden borç almış. Buna karşılık borcunu ödeyeceğine dair onlara tahvil vermiş. Lakin bu tahvil sahiplerinin bazıları ölmüş, bazıları tahvillerinden vazgeçmiş, bazıları da kaybetmiş. Yani hünkârım, yeni tahvilleri çıkarırken bir taraftan da eski tahvilleri toplayacağız. Eski tahvillerden de tabii gelmeyen olunca borçlarımız düşmüş olacak. Aynen öyle. Lakin duyunu umumiyeden evvela bu kararı çıkarmalıyız. Hünkârım, duyun heyetindeki oylamada istediğimiz netice çıkar mı ki? Derdin büyük olduğunu siz söylemiştiniz paşa. Doğru. Dert çok, mesele zor. Lakin biz zoru severiz. Zor bir dağsa o dağa tırmanacak takat bizdedir. Evelallah. Bir haberim var. Hayırdır Ali'ye, ne oldu? Borsada hisselerini aldığımız şirket kaybetmiş. Onunla birlikte biz de kaybettik. Aman Allah. Ne kadar kaybettik peki? Hepsini. Hepsini mi? Ali'ye biz ne yapacağız şimdi? Ben tüm paramı o hisselere yatırmıştım. Ben de çok üzgünüm, inan. Lakin Simser kaybettiğimiz parayı geri kazanabileceğimizi söyledi. Yeni bir şirket varmış. Hisseleri çok değerlenecekmiş. Ondan alırsak... Neyle Ali'ye? Nasıl alacağız? Benim hiç param kalmadı ki. Mücevherlerim var. Olmaz. Mücevherlerimi satamam. Annemle babamın hediyesi onlar. Sattığımı duyarlarsa çok üzülürler. Bütün paranı borsada kaybettiğini duyarlarsa üzülmezler mi? Bu parayı geri kazanmalıyız Naime abla. Mücevherlerin hepsini satmanın lüzum yok. Birkaç değerli parça kaybettiğimizi geri almamıza yetecektir. Ya yine kaybedersek? Bir kez kaybettik diye bir daha kaybedecek değiliz. Geçen sefer kazanmıştık. Eğer istersen kazandıktan sonra sattığımız mücevherleri geri alırız. Pekala. O vakit Sarraf'a bir müddet mücevherleri muhafaza etmesini söylerim. İnşallah bu defa kazanırız. İnşallah. Ablamın eline beni azarlayabileceği bir fırsat daha vermek istemem. Aramız pek iyi değil bu ara. Sana yardım ettiğim için bana çok kızıyor. Benim yüzümden aranız bozulduğu için çok üzgünüm. Barışmamıza yardım eder misin? Tabii. Ne istersen. Onunla konuşmak istiyorum. Lakin ben çağırırsam gelmez. Yarın onu buraya çağırsan. Ben de gelmiş olsam. Belki konuşmak için bir fırsat doğar. Olur. O vakit yarın sabah kahvemizi benim odamda içiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Oo, şifa olsun. Helal Ali Osman, helal. Hadi bakalım. Sen biraz istirahat et, dinlen, tamam mı? Nedir vaziyetim Mehpare? İyi mi? Aynı abi.
başladığı yere döndü işte yavrucak. Hem tedavinin yarıda kesilmesi, hem o zebanilerin eline düşmesi. İyiye giden sıhhatini silip götürdü resmen. Gece gündüz gözü camda kapıda. Senin yolunu gözlüyor. Bir çare bulmak elzem artık. Eşref abi, devletin işleri bekletilmeye gelmez. Bilirim. Lakin Ali Osman'ın da vaziyeti bekletilecek gibi değil artık. Bir konak var mehpare. Aslanımı tedavi edebilecek mahir hekimlerden müteşekkil bir konak. Orada da kaçırmasınlar Ali Osman'ı. Tafsilatıyla tetkik ettim. Emniyetli. Yani emniyetinden mesul adamlar var. Aslanımı oraya emanet edeceğiz. İnşallah tez zamanda şifa bulacaktır. İnşallah abi. İnşallah. Ben isterim ki sen de başında durasın, yanında olasın ama. Elbette. Sen söylemeseydin de ben senden rica ederdim zaten bunu. Allah razı olsun. Babam. Stefano. Stefano. Korkma beni. Gelmedin sandım. Bunun için ölmüş olmam gerekir. Bana da öğret sarayın dehlizlerini. Sen gelemezsen ben gelirim senin yanına. Seni görmeden yapamam artık ben. Ben de öyle. Lakin ablam beni tehdit etti. Seninle bir daha görüşürsem hünkâra senin kim olduğunu söyleyip yakalatacakmış. Korkma sevgilim. Biz her şeyin üstesinden geliriz birlikte. Sarayda başka ne haberler var? Naime'yi yeniden borsa oynamaya ikna ettim. Para için mücevherlerini satacak. Güzel. Hepsi bu kadar da değil. Öyle bir şey yaptım ki ortalık fena halde karışacak. Salih Sultan, Naime ve ablam birbirlerine girecekler. Emsal Kafa, bugün bu elbiseyi giyeyim diyorum. Ne dersin? Bu renk bana yakışıyor mu? Çok, çok yakışıyor Sultan. Hünkârımız da beğenir inşallah. Hadi bir takı bakalım beraber. Sultan, mücevherleriniz yok. Nasıl yok? Biri almış olmalı. Kim almış olabilir?
Sarayda böyle bir şey kim cüret edebilir Emsak Alfa? Hünkârımıza haber verelim. Emsak Alfa. Hünkârımızın onca işinin arasında bir de kendi meselemizle rahatsız etmeyelim. Evvela kendimiz çözmeye çalışalım. Sen git hemen cariyeleri sorgula, odalarını arattır. Emredersiniz sultan. Harika. Muhteşem bir tasarım sultan. Satmak istediğinize emin misiniz? Satmayacaksam neden çağırayım sizi buraya? Affedin sultan. Kabalık etmek istemedim. Böyle nadide parçaları görmek her zaman mümkün olmuyor. Daha iyi elini almak için satıyorum. Lakin siz yine de bir müddet elinizde bulundurursanız sevinirim. Elbette sultan, elbette. Demek herkesin Reşit diye bildiği adam şehzadeymiş, öyle mi? Az kalsın öldürüyordum onu. Evet, öyle. Ben de Talat'tan öğrendim. Sultan, bize çalışıyor deyince ben de meselenin üstüne gitmedim. Hem şehzade olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Neyse ki şehzade senin muhalif olduğunu bilmiyor Ahmet Paşa. Hatta beni de hanedana sadık bir başkatip olarak tanıyor. Bunu lehimize kullanmalıyız. Bu hususta bir tertibiniz mi var? Henüz yok. Ondan önce bizim bir nizamımızın olması lazım. Masonlardan medet ummadan sadece bizlerin idare edebileceği bir teşkilat kurmalıyız. Doğru. Kimseden medet ummamak lazım. Ben ne yaptıysam davamız için yaptım. Şimdi beni inelemeyi bırakın da ne yapacağız onu konuşalım. Hı? Ahmet Paşa, sen daha evvel gençlerin üstüne gidip bir nümayiş meydana getirmiştin. Bu nümayişler devam etmeli. Yani benden tutuklamaları artırmamı mı istiyorsunuz? Evet. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Muhalifler baskıyı iyice hissetmeli. Peki. Siz merak etmeyin. Lakin idareyi değiştireceğiz diye devlete zarar vermeyelim yeter. Tertiplerinden yoruldum artık. Gerçek yüzünü göster. Ve hakiki Mason Paşa olduğunu ilan et. Yoksa hesaplaşmamız büyük olacak. Ben artık tehditlerine boyun eğmeyeceğim. Bay Heckler da gelsin, başlayalım. Maalesef. Artık kendisi yok. Biliyorsunuz artık kendisi sefir değil. Payitahtta bir işi kalmadı. Selanik'te sizi bizimle buluşturarak son vazifesini de yapmış oldu. Demek ki artık beraberiz. Evet, öyle. Duyun Umumi ile alakalı tertiplerimizi sekteye uğratmadan başlatmalıyız. Sultan borçları tamamen bitirmeyi kafasına koymuş. Piyasadaki eski tahvilleri yenileriyle değiştirecekmiş. Böylelikle borçları sıfırlayacağını düşünüyor. Tahvillere rağbet olacağını biliyor tabii. Elbette biliyor. Devletin piyasadaki itibarı yükseldi. Borç 75 milyona düştü. Bu borcu bitirmesi imkansız değil. Peki, duyunu umumiye komisyonu yapılandırma talebini tasdik etmiş mi? Henüz bir irtibat kurduklarını zannetmiyorum. Fakat olmaması için bir sebep yok. Devlet ne zaman yapılandırma yapmak istese her defasında kabul ettiler.
Abdülhamid'in bu defa istediği neticeyi alabileceğini düşünmüyorum. Gerekli emirleri verdim. Muhaliflere karşı tutuklamalar artırılacak. Yavaş yavaş hepsi tutuklamaları görünce sıranın kendilerine geldiğini de düşünecekler. Ve korkuyla hareket edip kaçacaklar. Bu işi bir tek sen yürütmelisin Ahmet Paşa. Siz merak etmeyin Refik Bey. Mason Paşa ifşa olduğundan beri sultanın gözünde ben artık şüpheli değilim. Sıradaki hamlemiz baskıya uğrayan muhalifleri yurt dışına göndermek olmalı. Baskılar arttığında muhalifler mutlaka yurt dışına gitmek için kendilerine bir yol arayacaklardır. Tutuklamalar arttıkça o da olacak. Osmanlı Sultanı'nın bu kadar mütevazı bir sofra kurması... Beğenmediniz mi Bay Kasem? Aksine az ama her şey çok lezzetli. Sofradaki her şey alın teriyle yoğrulmuştur. Helaldir. Bay Kasem, sizin buraya gelmeniz, burada yatırım yapma fikriniz bizim için mühim. Maliyeniz gayet iyi. Demir yollarıyla memleketin birçok yerine ulaşılabiliyor. Yatırım için her şey çok mükemmel. Bunu gazetelerin önünde de söylemenizi isteriz. Yatırımcı çekmemiz bizim için önemli. Ne tür yatırımlar yapmayı düşünüyorsunuz peki? Yeni demir yolları ve madenler açmak istiyorum. Ayrıca silah ve ilaç fabrikası da söz konusu ama bunlardan daha mühimi... Yol yapmak istiyorum. Otomobil için. Bizim memleketimizde otomobil kullanılmıyor. Avrupa'da da çok yok. Ama otomobil istikbal olacak. Hatta yanımda bir tane numune getirdim. Yatırım iştahımın karşılığı olarak sizden bu hususta bir ricam olacaktı. Nasıl bir rica? Gazetecilerin önünde davetlilerin bulunduğu bir yerde bizzat sizin otomobil kullanmanız. Benim otomobili dünyaya duyurmam gerekiyor. Osmanlı Sultanı'nın otomobil kullanması harikulade bir şey. Yatırımlarımın karşılığı olarak küçük bir rica. Ne dersiniz? Peki Bay Kasem. Size yardım edeceğim. Lakin siz de günü geldiği vakit duyunu umumiye hususunda bana yardım edeceksiniz. Nasıl bir yardım? Vakti gelince öğreneceksiniz. Ziyade olsun, teşekkür ederim. O zaman ben otomobil kullanmanız konusunda bütün hazırlıklara başlıyorum. Asin Paşa. Emredin hünkâr. Adamı hedef gösterdik. Peşine afiyet akınız. Başına bir iş gelmesin. Emredersiniz hünkâr. Viktor, hesabımdaki paraları yatırım için buradaki bir banka hesabına havale ediver. Emredersiniz efendim. Efendim neden? Neden Osmanlı'ya yardım ediyoruz? Şu vazoyu görüyor musun? Bu vazo şu anda bizden daha kıymetli. Biri ona vurup düşüp kırılacak olsa da
şu anda sarayın içinde. Ama biz dışındayız. Sarayın içinde olmak için yatırım yapıyoruz Victor. Böyle soğuk durmak size hiç yakışmıyor. Çocukluğumdan beri aranızdaki sevgiye, saygıya hep hayrandım ben. Hadi artık daha fazla uzatmayın bu meseleyi. Arada münakaşalar olur. Lakin biz kardeşiz elbette. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Değil mi Aliye? Evet öyle abla. Kahvelerimiz de geldi. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Amin. Handan, Saliha Sultan'ın mücevherleriyle alakalı bir gelişme var mı? Yok sultanım. Emsal Kalfa hepimizi tek tek sorgulatıp odamızı arattı. Tamam Handan, sen çıkabilirsin. Bu ne münasebetsizlik? Kim onun mücevherlerini ne yapsın? Hepsi birden ortadan nasıl kaybolmuş anlamadım. Nereye koyduğunu unutmuştur. Kızları da boşu boşuna itham ediyor. Aa, orada bir şey parlıyor sanki. Ne ki o? Beni düşürmüşsün Naime. Benim değil bu. Saliha Sultan'ın küpesi bu. Siz ikiniz yeni bir tertip yapmadınız değil mi Saliha Sultan'a? Ne? Nasıl bir tertip? Eğer mücevherleri siz aldıysanız... Kendine gel Fatma. Sen bizi neyle itham ettiğinin farkında mısın? Hırsız mıyız biz? Ben size hırsız demedim. Lakin daha evvel de aklıma hiç gelmeyecek şeyler yaptığınız için... almış olabileceğinizi düşündüm sadece. İkiniz de sakin olun. Belki de buraya geldiğinde düşürmüştür Saliha Sultan. Fark etmemiştir. Ben gidip teslim edeceğim küpesini. Abla dur. Burada bulduğunu söylersen, o da senin gibi tertip yapıldığını düşünebilir. Doğru. Tekrar münakaşa yaratacak bir vaziyete gerek yok. Sultanım. Bütün cariyeleri bizzat sorguladım. Odaları dip köşe arandı, mücevherleriniz yok. Öyle mi? Lakin mühim bir mevzu öğrendim sultanım. Ne öğrendin? Bugün saraya bir sarraf gelmiş. Naime Sultan'la görüşmüşler. Bunun bizimle ne ilgisi var? Sultanım, ben bunu Naime Sultan'ın yaptığını düşünüyorum. Emsal Kalfa. Şu anda bir sultanı hırsızlıkla itham ediyorsun. Bu nasıl bir cüret? Cüret mi? Bağışlayın sultan. Lakin daha önce de siz saraydan gidin diye yaptığı şeyler malumunuz. Haşa, hırsızlık değil kastım. Sizi mutsuz, huzursuz etmek, vehme sürüklemek için böyle şeyler yaptığını düşünüyorum. Bence hünkârımıza gidip vaziyeti anlatmalısınız.
Müsaadenizle hünkâr. Çıkabilirsin evlat. Buyurun hünkâr. Sağ ol Buzbaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım, bu otomobil meselesi nedir? Neden böyle bir şey istiyor sizden? Maksadı otomobil için izin almak. Lakin öyle bir izin istemedi hünkâr. Biz o otomobili kullanırsak bundan hala izin mi olur paşa? O halde otomobil için izin veriyoruz. Hayır, vermeyeceğiz. Otomobil elbette güzel bir icat. Bir mesele vardır bilirsiniz. İngilizler Çin'e milyonlarca lüks lambası hediye ettiler. Her eve bir lüks lambası. İngilizlerden hiç beklenmeyecek bir hayırseverlik davranışı. Hayırseverlik değil zaten. O lüks lambalarıyla birlikte gazya satmaya başladılar. Otomobilde de aynı mevzu. Eğer otomobil satın alırsak petrol de satın almak zorunda kalacağız. Otomobil için piyasa olursak felaket olur paşa. Bunu asla yapmamalıyız. Bu milletin ve devletin parası olduğu gibi otomobile gider. Bu şu an mümkün değil. Lakin inanıyorum ki bu milletin evlatları bir gün kendi otomobilini yapıp mutlaka binecektir. Şimdi değil. Tabii. Siz otomobili kullanırsanız tabii olarak da izin vermiş olacaksınız. Göreceğiz paşa. Göreceğiz. Şimdi beni takip eden korumalar var. İsterseniz sizi onlara teslim edebilirim. Yok ya. Siz bizi yanlış anladınız Bay Castle. Bizi Bay Hackler gönderdi. İki saat sonra sizi ofisimde bekliyorum. Eyüp Efendi, devlet işi aksatılmaz malum. Aslanımın vaziyeti ortada. Tedavisinin inkıtaya uğramadan tamamı ermesi lazım artık. Tek bir söz edeceğini duysam, hiç düşünmem dilimden vazgeçerim. Bana doğru tek bir adım atacağını bilsem, hemen şimdi ayaklarımdan vazgeçerim. Ali Osman'ın vaziyeti yüreğimizi karartacak kadar kötü değil Eşref Aziz Bey. Doğru bir tedaviyle tez vakitte iyi olacak inşallah. İnşallah. Ali Osman'ı önce Rabbime, sonra sizin maharetinize emanet. Hiç şüpheniz olmasın. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Müsaadenizle. Kumandanım, beklediğimiz oldu. Takas yapmak isterler. Nadir Bey'e karşılık onların adamları. Ölü ya da diri adamlarını istiyorlar. Kahveye bırakmışlar. Efendim, yeni emirleriniz için sabırsızlıkla bekliyorum.
Birazdan odaya iki adam girecek. Onlardan hoşlanmadığımı anlarsan derhal kafalarına sık. Emredersiniz efendim. Gel. Buyurun beyler. Ben de sizleri bekliyordum. Evet beyler, sizleri tanıyalım. Emanuel Karaso. Bay Karaso, memnun oldum. Adınızı duymuştum. Sabahattin. Prens Sabahattin. Demek Prens Sabahattin sizsiniz. Evet öyle. Daha evvel Abdülhamid'e suikast tertip ettiğimde sizden mali destek almıştım. Teşekkür ederim. Sizi tanımak, böyle yüz yüze görüşmek bugüne kısmetmiş. Hala o meseleden bana borçlusunuz. Ha, ödeyeceğim. Ödeyeceğim, ödeyeceğim. Şu memleketin başına bir geçeyim. Ha. Evet beyler, sizleri dinliyorum. Bay Castle. Baytahta Abdülhamid'in duyunu umumiye hamlesine karşı geldiğinizi biliyoruz. Ve bu hususta size lazım olan bütün istihbaratlar bizde. Neymiş o istihbaratınızın kaynağı? Sarayda vazifeli müşterek çalıştığımız bir paşa var. Kimmiş o paşa? Onu söyleyemeyiz. Bu da bizim teminatımız, öyle değil mi? Peki benden ne istiyorsunuz? Abdülhamid'e karşı beraber savaşalım Bay Castle. Biz size yardım edelim. Siz de Selanik Büyük Mason Locası'na destek olun. Demek bana şart koşuyorsunuz. Yok yok yok. Tarafınızdan yanlış anlaşılmak istemeyiz. Şart değil. Bir rica sadece. Yoksa gücünüzün farkındayız. Anlaştık. Neymiş bakalım Abdülhamid'in planı? Şöyle anlatayım. Eski tahvilleri yenileriyle değiştirip tüm borçları sıfırlamak. Lakin duyunu umumiyeden karar çıkarması gerek. Bildiğim kadarıyla duyun heyeti 7 kişilik bir komisyondan oluşuyor. Evet, Bay Castle. Aynen öyle. 3 Müslüman, 4 gayrimüslim. İsimleri burada yazılı. Bunlardan kaçı Abdülhamid'e sadık? 7 üyeden 5'i. O zaman çoğunluğu değiştireceğiz. Listedeki ilk 3 adamı öldürün. Gelmeleri lazımdı şimdiye. Eşref Bey, müsaade ver. Takastan sonra şu nümay soytarıların hepsini aynı çukura gömelim. Herkes nasibindekini yer Vahap. Kim neyi hak ediyorsa o hakkı veririz elbet. İnşallah bu çakalların hakkını vermek bana nasip olur. O da nasip Vahap. O da senin nasibin. Eyvallah. Thank you.
Aksilik Sezar seni sıkın. Adamım nerede? Nadir Efendi nerede? Soruyu ben sordum Eşref. Bana ters gitme. Ömrünü de kısalttın. Nasıl? Benim adımı belleyip onu tehditle kullanan diğer çakallar nasıl kısalttıysa öyle. Onu takasımızı hallettikten sonra başka bir zaman göreceğiz. Adamım nerede? Gösterin. Nadir Efendi. Şimdi ben Nadir'i buraya getirteceğim. Seninkiler de adamımı getirecekler. Sonra herkes yoluna. Beni iyi dinle Meymenetsiz. Senin yolundaki çukur da, o yolun sonundaki uçurum da benim. Yolumuza çukur açanın, açtığı çukur kendisine mezar oldu hep. Elbet. Senin de sıran gelir. Şimdi. Bana bak ulan taharetsiz. Seni o suratındaki maskeyle buraya gömeceğim. İyi misin Nadir Efendi? Geçmiş olsun. Nadir Efendi. Bugün Saliha Sultan'ın mücevherleri çalındığı için tüm hizmetliler sorgulandı. Lakin üzülerek bildiririm ki size gönderdiğim Saliha Sultan'a ait olan bu küpe hizmetlilerin değil, maalesef kızınız Naime Sultan'ın odasından çıktı. Hakikatleri öğrenmenizi isteyen sadık bir hizmetkarımız. Babacığım, beni görmek istemişsin. Otur kızım. Endişeli görünüyorsun baba. Hayırdır? Kötü bir vaziyet mi var? Beni emretmişsiniz hünkârım. Buyurunuz. Ah,
Baba ne oluyor? Ben de size bunu sormak istiyorum. Ne oluyor haremde? Mücevherlerinizin çalındığı doğru mu? Evet doğru hünkârım. Ben kendi meselemle sizi meşgul etmek istemediğimden söylemedim. Bu sizin kendi meseleniz değil Saliha Sultan. Bu hepimizi alakadar eden bir güvenlik zafiyeti. Haklısınız hünkârım, affedin. Benim bu meseleyle bir alakam yok baba. Saliha Sultan'ın bildireceğini düşünmüştüm. Biri bildirdi. Lakin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu küpe size mi ait? Evet hünkârım, bana ait. Bu küpe bir pusulayla birlikte odama bırakılmış. Pusulada küpenin Naime Sultan'ın odasında bulunduğu yazıyor. Sizin mücevherlerinizi kızımın aldığını söylüyorlar. Bu ne çirkin bir iftira. Kim, ne hakla, ne cüretle yapar bunu? Üzülmeyiniz kızım. Bir an olsun inanmadım bu çirkin iftiraya. Siz de merak etmeyiniz. Muhafızlarımız mutlaka mücevherlerinizi bulacaktır. Lakin bu pusulanın bana kim tarafından gönderildiğini, daha da mühimi, haremde niçin böyle bir vaziyet olduğunu merak ediyorum. Ben biliyorum baba. Müsaade edersen bu vaziyette ben ilgilenmek isterim. Peki kızım, peki. Siz de bundan sonra başınıza böyle bir vaziyet geldiğinde çekinmeden bize bildiriniz. Emredersiniz hünkârım. Hayırdır paşa, nedir bu vaziyet? Hünkârım, mühim bir habadis var. Duyunu umumi heyeti azalarından biri öldürülmüş. Bizim tarafımızda olan azalardan biri. Bu nasıl olur paşa? Kim yapar bunu? Düşmanlarımız gitti. Kim düşer bu işin peşine? Hünkârım, herhangi bir malumat yok. Bana işte Faziz Bey'i çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, bulundu mu Esra Kafa? Kapının önüne bırakmışlar, bir de pusula vardı yanında. Ne yazmışlar? Mücevherleri cariyelerden biri alıp saklamış. Sonra pişman olmuş, vicdan azabı duyup geri getirmiş. Af dilemiş sultan. Kimmiş peki? Bırakanı gördünüz mü diye sordum, kimse görmemiş. Sahip Kıran Efendimiz. Eşref Aziz Bey, biz düşmana karşı kazandıkça onlar daha gaddar, daha acımasız oluyorlar. Bugün duyunu umumiye azalarından biri öldürülmüş. Hedef miydi hünkârım? Maalesef. Yapacağımız bir hamlede yanımızdaydı. Öldürülmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Diğer azalar? Sizi de bunun için çağırdım. Diğer azaları korumalıyız. Bu alelade adamların yapacağı bir iş değil. Karşımızda güçlü bir düşman var. Tertibinizi ona göre yapın. Emredersiniz Sahip Kıran Efendim. Tahsin Paşa'mız size azaların isimlerini ve diğer tafsilatları iletecektir. Ne bu destursuzluk? Kimsin?
Sana diyorum, duymuyor musun? Çık dışarı hadi. Kapım gıcırdıyor içim efendim. Ya Allah. Ne istiyorsun? Üslup yanlış. Ama sual doğru. Tasa etmeyin. Taşkınlık yapmayacağım. Müşkül bir vaziyetim var. Bir oğlan. Kağıtta yazan zehre maruz kalmış. Bacakları tutmuyor. Dili de düğümlü. Ağır bir zehirdir. Yerinde tedavi edilmesi lazım. Kim bu çocuk? Hiç kimse. Senden ricam, tedavisi için hangi ilaç nerede bulunur onu yazman. Bak hekim efendi, bu belimde durduğu gibi elime de çok yakışır. Sonra derhal terk edeceksin burayı. Merak buyurmayın. Hastaneler zaten pek bana göre yerler değildir. Eczaneleri uzun süre takip et. Bu ilaçları sürekli kim kullanıyor öğren. Ve kayıt altına al, tamam? Ne oldu bu Hector meselesi evladım? Hector'ın çizdiği resme ulaşmak için gayret gösterdim. Lakin ulaşamadım. Peki Hector? Gitmiş. Tetkik ettirdim. Bir gemiye binmiş. Vazifeli subaylara sordum. Onlar da görmüşler. Ne işler çeviriyor bu Hector? Niçin payitahta değil de Selanik'e gitti? Orada kimlerle görüştü? Tek gördüğüm Tevfik Paşa ile görüşmesi. O bir yem. Tevfik Paşa ile konuştuk. Bütün meseleyi anlattı bize. Baba, müsaade edin Hector'ın peşine düşeyim. Londra'ya gideyim. Hayır evladım. Hector bizim için artık bir mesele değil. Payitahta daha büyük bir harp başlayacak. Ne harbi? İktisadi bir harp. Burada yanımda olmalısın. Artık aşikar olabilirsin. Herkes senin kim olduğunu öğrenebilir. Emredersiniz. Sahip Kıran Efendimiz duyun umumiye azalarının korunmasını emretti. Kendilerinin bir tertibi varmış. Başımızla beraber Eşref Bey. Senin tertibin nedir? İkiye ayrılacağız Vahap. Sen adamların hepsini alıp azalardan Hasan Bey'i koruyacaksın. Kuş uçurtmayacak, kedi geçirtmeyeceksin sokağından. Biz üçümüz diğer adreste olacağız. Çocuklardan birkaçı sizinle kalsın. Kansızlar kalabalık olur. Lüzumu yok. Biz o sıfatsızların hakkından geliriz evvelallah. Dediğim gibi yapın. Allah utandırmasın. Haydi. Birazdan sizi biriyle tanıştıracağım. Bugüne kadar gördüğüm en cesur adamlardan biri. Zeki, kabiliyetli. Herkes ihanet etse de o asla bana ihanet etmez. Hünkârım, çok merak ettik. Kimmiş acaba bu kişi? Gelsin Tahsin Paşa. Emredersiniz hünkâr. Aç evladım. Şehzadem Ahmet Nuri Efendi. Sen. Ben.
Merak buyurmayın paşam. Siz vazifenizi yapmıştınız. Bunun farkındayım. Ahmet Nuri Efendi bundan böyle yanınızda olacak. Gözü ihanet etmeye kalkanların üzerinde olacak. Sadakat kalesinde ağır bir taş olacak. Şimdi paşalar, hep beraber bahçeye çıkalım. Aliye. İçim rahat etmedi. Uyuyamadım dün geceden beri. Naime'nin yanında söylediğim gibi. Biz kardeşiz. Ne kadar münakaşa etsek de ayrılmayız birbirimizden. Bana kızgınsın. Biliyorum ama ne yaptıysam senin için. Senin iyiliğin için yaptım. O adam bir canavar Aliye. Kendi gözlerimle gördüm. Göz göre göre seni kullanmasına, seni üzmesine izin veremezdim. Ama sen bana vurup benim canımı acıtabilir, beni üzebilirsin değil mi? Yaptığımla gurur duymuyorum. Lakin o kadar çirkin şeyler söyledin ki kendime hakim olamadım. Yine de tokat attığım için özür dilerim. Fatma. Seni odanda göremeyince burada olduğunu tahmin etmiştim. Naime. Beni mi arıyordun? Beni ne hakla babama şikayet edersin? Üstelik iftira atarak. Ne şikayeti? Neden bahsediyorsun sen? Bilmiyormuş gibi yapma. Babama pusula gönderip Salih Sultan'ın mücevherlerini benim çaldığımı söylemişsin. Ne? Aman Allah'ım. Naime ablayı hırsızlıkla nasıl suçlarsın abla? Sana inanamıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Nereden, nasıl bu kanıya vardın Naime? Odamda bulduğun küpe bir pusula vesilesiyle babama gönderilmiş dün gece. O küpe sendeydi Fatma. Asla. Asla böyle bir şey yapmadım. Beni tanıyorsun Naime. Yapmış olsaydım sana söylemekten bir an bile çekinmezdim. Sen yapmadıysan kim yaptı? Hepiniz buradasınız demek. Size hayırlı bir haberim var. Mücevherlerim bulundu. Sahi mi? Nasıl, neredeymiş? Alan kişi kapımın önüne bırakmış. Pişman olmuş, af dilemiş. Sizin adınıza çok sevindim Salih Sultan. Siz yaptınız değil mi? Ya da o sinsi kalfanız yaptı. Anlayamadım. Naime, lütfen. Mücevherleri kasten ortadan kaybettiniz. Babama da pusula gönderip beni hırsızlıkla suçladınız. Bu söylediklerinize inanamıyorum. Neden böyle bir şey yapayım? Amacınız babamın gözünde beni küçük düşürmekti. Lakin tertibiniz başarılı olmadı Salih Sultan. Babam benden bir an bile şüphe etmedi. Bu saraya geldiğimden beri tertipler düzenleyen sizsiniz. Beni küçük duruma düşürüp saraydan göndermeye çalışan da sizsiniz. Şimdi beni mi suçluyorsunuz? Bu ithamlarınızı asla kabul etmiyorum. O pusulayı gönderen ya siz, ya kalfanız, ya da Fatma. Ve ben er ya da geç bunu yapanı bulacağım. Bulduğumda da bu sarayı başına yıkacağım. Haberiniz olsun. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri
kıymetli Hazirun. Bugün Osmanlı için çok kıymetli bir gün. Sadece Osmanlı için değil, tüm dünya için. Şimdi sizleri tarihin akışını değiştirecek çok değerli bir icat ile tanıştıracağım. Bir şimendifer düşünün ama raylar üzerinde yetmiyor. Tekerleri var ama aynı zamanda gemi gibi dümeni de var. Tekerleri var ama atlar çekmiyor. İşte bu güzel günde bu muhteşem icadı hünkârımız efendimiz tecrübe edecekler. Hünkâr Hazretleri, örtüyü bizzat sizin kaldırmanızı istirham ediyorum. Peki. Aziz Allah. Vay gazel. Ezan okunuyor. Vakit geciktirilmez. Biz bu işi daha sonra yapalım. Namazdan sonra mı hünkârım? Başka işlerimiz de var Bay Kasel. Biz size vakti ileteceğiz. Hünkârı duydunuz. Daha sonra tecrübe edecekler. Viktor, otomobili ortada bırakmayın. Güvenli bir yere götürün. Emredersiniz. Hünkârım, Bay Kassel'in otomobil konusundaki niyeti belli. Şimdilik ezana denk getirdik, iptal ettik. Sonra? Sonrasında ne olacak hünkârım? Merak etmeyiniz paşa. Bunu da düşündük. Biz Bay Kassel'in otomobille alakalı hamlesini bertaraf etmeye çalışırken... siz de oylamaya katılacak, duyunu mumiye azalarını ikna etmeye çalışın. Emredersiniz hünkârım. Paşa, onların oylarını temin etmeliyiz. Yoksa kurduğumuz hayal yıkılır. İnşallah ikna olacaklardır hünkâr. Emredersiniz. Ben iyi olsunlar, iyi geçinsinler diye o kadar uğraşıyorum. Hadise çıkmasın diye susuyorum. Şu ettikleri laflara bak. Beni soktukları duruma bak. Fatma Sultan. Fatma Sultan. Siz ağlıyorsunuz. Neye üzüldünüz bu kadar? Kim üzdü sizi? Mühim bir şey değil. Canım sıkıldı sadece. Hay Allah. Karayel'le konuşmaya geliyordum. Karayel? Karayel atım. Bu aralar sadece onun yanında rahatça konuşabiliyorum. Benim yanımda da rahat konuşabilirsiniz. İsterseniz ben de Karayel gibi hiç ses çıkarmam. Sadece sizi dinlerim. Siz ne arıyordunuz burada? Sizi. Sizi görmek ümidiyle gelmiştim buraya. Nedir bu? O gün benim için mendilinizi feda ettiniz. Elimi mendilinizle sarmıştınız. Size küçük bir teşekkür hediyesi vermek istedim. Lüzum yoktu. Siz de benim yüzümden elinizi yaraladınız. Bunlar. Bunlar çok, çok güzeller. Çok kıymetli. Size layık değiller. Lakin beğendiğinize sevindim.
Burada ne işiniz var Refik Bey? Kıbrıs'a seyahat etmek isteyenler için bir broşür. Peki üstünde ne yazıyor? Seyahatin tafsiratı. Hayır. Burada bir şifre var. Ne şifresi? Şifre olsa ben anlardım. Şifrede Abdülhamid'in istibdadından kurtulmak isteyenlerin yurt dışına kaçırılacağı yazıyor. Bu ilanı muhalif gençlerin toplandığı yerlere dağıtacağız. Nasıl? Yani isteyen herkesi yurt dışına mı göndereceğiz? Hayır. Mesela Yahya Kemal gibileri Paris'e göndereceğiz. Eline silah yakışan çeteci suretlileri de Selanik'e gönderip gizleyeceğiz. Onlar da orada işimize yarayacak. Yok, sen gir içeri. Sen de gözünü dört aç. Tamam abi. Çocuklar, sağlam durun. Tahsin Paşa'm, hayrola? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsait misiniz Latif? Tabii tabii, buyurun. Buyurun, şöyle oturun lütfen paşam. Latif Bey, çok vaktinizi almayacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben buraya hünkârımızın emri üzerine geldim. Malumunuz, devletimiz için son derece hassas bir mevzuyla vazifelisiniz. Devletimizin borçlarının yapılandırılması hususundaki kararın lehimize çıkması lazım. Bu bizim için son derece önemli.
Sizin bu konudaki rehiniz hangi yönde olacak acaba? Sen burada bekle. Mabeyinci Tahsin Paşa. Size tesadüf etmek ne şahane. Siz kimsiniz? İcab ederse tanışırız. Paşa'yı alın. Bunu da mühürleyin. Bizden evvel davranmışlar. Tahsin Paşa. Davranın. Sen üst sokaktan Nadir Efendi, sen de alt sokaktan önlerini kesin. Isırmaya bakalım. Ben de buradan üstlerine gideceğim. Sen benimle gel. Siz üst istikametten devam edin. Haydi. Yeter. Hadi gidiyoruz. Nadir Bey. Ne oldu? Kaçtılar mı? Kumandanım, Tahsin Paşa'nın kaçırıldığını saraya bildirmemiz gerek. Vahabı alın, kahveye geçin. Ben saraya gideceğim. Nadir Bey. Nadir Bey. Gel evladım. Tahsin Paşa'dan haber var mı? Yok hünkârım. Sıraya gelmemiş. Gelince haber edecekler size. İnşallah muvaffak olmuştur. Neyin peşindeydi Tahsin Paşa? Duyun heyetinin reylerini temin edecekti. Hünkârım,
Eğer azaların reylerini temin edemezsek hesap ettiğimiz tertip hiçbir işe yaramayacak. İnşallah böyle bir vaziyette kalmayacağız evladım. Hünkârım, tören için hazırız. Peki. Gidelim o vakit. İnkar ediyorlar ama nafile. O üçünden biri gönderdi pusulayı babama. Benim aklıma da başka kimse gelmiyor. Bu defa bunu yapan emsal kalfaysa Salih Sultan bile kurtaramaz onu. Kapı dışarı ederim. Gel. Sultanım. Söyle. Bu pusula Aliye Sultan'a gönderilmiş. Kim göndermiş? Bay Leonidas. Tamam. Sen çıkabilirsin. Sana bahsettiğim simsar. Ne diyor? Ali'ye kötü bir haber mi var? Çok kötü. Konuşsana Ali'ye. Bir şey mi olmuş? Yine kaybetmişiz. Ne? Hisselerini aldığımız şirket. Batmış. Yatırdığımız tüm para gitti. Her şeyi kaybettik. Aman Allah. Bu bir felaket. Naim abla. Mücevherlerim. Annemin, babamın hatıraları. Naime abla. Hepsi gitti. Sakin ol. Hepsi sakin gitti. Sakin ol. Gel otur şöyle. Olamaz. Olamaz. Bu mümkün olamaz. Bu daha başlangıç Naime. Felaketler yeni başlıyor. Nihayet ertelediğimiz icadın tecrübesini yapabileceğiz. Hünkârımız efendimiz lütfettiler. Hünkârım, otomobil tecrübeniz için hazırdır. Peki. Şarkın sultanı otomobil kullanıyor. Tarihe geçecek bir an. İtimat edersek yolda kalırız. Nasıl olur sultanım? Bilemiyorum. Lakin bunu gazeteler yazarsa sizin için pek hayırlı olmaz. Haklısınız sultanım. Şu an böyle bir haberi yapmamanızı rica ediyorum sizden. Victor, makineleri toplat, dere.
şehzadem. Buyurun Eşref Aziz Bey. Hayrola? Tahsin Paşa teşkilat tarafından kaçırıldı. Efendim, otomobilin motoruyla oynamışlar. Motor birisi tarafından bozulmuş. Ne? Abdülhamit. Hünkârım. Buyur evladım. Tahsin Paşa'yı kaçırmışlar.